Merhaba arkadaşlar, ben matematik ve geometri öğretmeni Talha Öner. Denklem ve eşitsizlik sistemlerinin analitik düzlemde gösterilmesini işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizlikler bu şekilde gösterilebiliyordu arkadaşlar. X ve Y'miz bilinmeyenlerimiz A, B, C burada karşısında. Sıfırdan küçük, sıfırdan büyük, sıfıra küçük eşit, sıfıra büyük eşit olabiliyordu. Bu eşitliklerin her biri analitik düzlemde bir bölge belirtir. Peki analitik düzlem neydi arkadaşlar? Analitik düzlem x ve y eksenleri olarak adlandırdığımız yapay ve düşey, yapay ve dikey eksenlerin olduğu düzleme diyorduk. İki sayı doğrultusunun arkadaşlar bir kesişmesiyle, 0'a 0 noktasında bir kesişmesiyle elde ediliyordu. Mesela buradan 4'ü, buradan 3'ü aldığında şu şekilde bir ifade bulabiliyorduk. 3'e 4 bu noktaya ise yani kesiştikleri noktaya 3'e 4 noktası olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. Kısaca koordinat bizim analitik düzlem buydu. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Normalde eşitsizlik ya bu eşitlikmiş gibi çözüyoruz. Ve bir doğru grafiği elde ediyoruz. Şurada bir tane doğru grafiği elde ediyoruz. Bu doğrunun belirttiği bölgelerden biri eşitsizliğin çözüm kümesi. Şimdi bu doğru burayı iki tane parçaya bölüyor. Bakın bir tanesi sarıyla gösterdiğim parça olsun, bir yukarısı burası. Mavi ile gösterdiğim parçada şöyle özür dilerim. Mavi ile gösterdiğim kısımda aşağısı olur kabaca çizdiğimizde. Şimdi ben buradan maviyi mi alacağım, sarıyı mı alacağım? Şöyle bakıyoruz. Bölgelerden birine ait bir nokta aldım. Mesela şu nokta. 0'a 0 noktası değil mi şurası? 0'a 0 noktası. Bu nokta. 0'a 0. İşte bu 0'a 0 noktasını arkadaşlar biz eşitsizlikte burada yerine koyduğumuzda eğer eşitsizlik sağlarsa yani doğruysa yani 2 küçüktür 5 geliyorsa o bölgeyi tarayacağız. Eğer sağlamazsa diğer bölgeyi tarayacağız. Bunun için ben size bir taktik daha vereyim. Yani böyle sağlarsa sağlamazsadan ziyade. Hani şu denklem vardı ya, bu denklemi y'yi yalnız bırakacak şekilde düzenlediğimizde b'ye küçük eşittir bilmem ne bilmem ne geldi. Mesela küçüktür gelirse o doğrunun aşağısını, büyüktür gelirse yukarısını tarayabilirsiniz arkadaşlar. Veren eşitsizlik küçük eşittir büyük eşittir biçimdeyse doğrunun kendisi de çözüme dahil edilir. Yani doğrunun arkadaşlar buradaki çizgileri de yine çözümdedir. Doğrunun grafiği sürekli bir çizgi olur. Eğer küçüktür büyüktür biçiminde ise doğrunun grafiği çözüme ait olmayıp doğrunun grafiği kesikli olarak gösterilir. Yani şöyle göstereceğiz arkadaşlar kesikli olarak. Mesela burada eşitsizliğin grafiğini çiziniz demiş. Önce ne yapıyoruz? Önce bu doğruyu bir koordinat düzleminde çizmemiz gerekiyor. Bakın x ve y eksenleri yazdık arkadaşlar buraya. X buraya, y buraya yazdıktan sonra bu doğruyu çizmek için geçen derslerimizden hatırlayın. X'e 0 veriyoruz. Bakın 2x eksi 3y artı 6 eşittir 0 da. X yerine 0 verdiğimizde y değeri 2 geldi. Buradan y'nin 2 olabilecek kısmını işaretledik. Ve y'ye de 0 veriyoruz. Y'ye 0 verdiğimizde 2x eşittir eksi 6. X eşittir eksi 3 gelmiş oluyor. X'te de eksi 3 olan noktayı işaretliyoruz. Bakın burada büyüktür, küçüktür var. Eşitlik olmadığı için nokta noktayı kullanacağım. Yani şu iki noktayı birleştirip şöyle daha güzel ikisini birleştirecek şekilde gelelim. Ha, şöyle arkadaşlar bir doğru parçam var. Şimdi bu doğru parçanın aşağısını mı yukarısını mı tarayacağım? Bakın bu denkleme. Bu denkleme baktığımızda bunları bu tarafa attım. Hatta y'yi pozitif olacak şekilde atalım. 2x artı 6 büyüktür 3y. Y nerede? Küçüktür tarafta değil mi? Küçük olan tarafta. Yani sağ tarafta bak. Küçük olan tarafta. O yüzden bunun altını taramam gerekiyor diyorum arkadaşlar. Yani benim doğru olan kısmım şu şekilde buranın aşağısı taranacak diyebilirim. Şurada hop burası taranacak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi örnek ikimize bakalım. Eşitsizliğin grafiğini çizdiniz. Burada eşit bir kısmı var. Yani büyük eşittir var. Öncelikle şunu yapıyoruz. Y eşittir 2x
2x eksi 8'in grafiğini çizelim arkadaşlar. Yani x'e 0 verelim. X'e 0 verdim. Y'ye eksi 8. Y'ye 0 verdiğimizde ise 2x eşittir 8'den x eşittir 4 geldi. Şimdi koordinat düzlemimizi oluşturuyoruz burada. X'e 4 olan kısım, Y'de de eksi 8 olan kısmı işaretledikten sonra yeşille bunları birleştirelim bakalım. İşte benim doğrum bu. Bunun üstünü mü altını mı tarayacağım? O önemli. Bakın Y nerede? Büyüktür tarafta değil mi? O zaman üst taraf taranacak diyebilirsiniz. Burada eşittir olduğu için, yani büyük eşittir olduğu için çizgili çizmedim. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Benim eşitsizlik sistemim, eşitsizlik grafiğim burasıdır diyebilirim. Eşitsizliğin grafiklerini çiziniz. Bakın bu A şıkkına geldi. Arkadaşlar A şıkkında da yapacağımız şey şu. Normalde x küçük eşittir eksi 3 ya, x eşittir eksi 3'ü çiziyor. Peki x eşittir eksi 3 nerededir? Eksi 3 burada olduğu için x eşittir eksi 3 tam olarak burasıdır arkadaşlar. Böyle dik çizdi. X eşittir bir şeyse ben ne çiziyorum? Dik buraya. X eşittir eksi 3. Bunun ne tarafı? X'in eksi 3'ten küçük olduğu yerleri arıyorum. Yani bu taraf arkadaşlar. Eksi 3'ten küçük olduğu yerler. Yani ben burayı tarayacaksam şöyle farklı bir renk olsun. Kırmızıyla tarıyorum bakın. Bu taraf benim taranacak kısmım. Yani eşitliğimin gösterilen kısmı olacak. A şıkkına. B şıkkına gelelim. B şıkkında da arkadaşlar neyi çözeceğim? Y eşittir 4. Y eşittir 4 için de Y'yi 4 olan yerine işaretledim. Bakın ve yatay bir çizgi. Bunun yukarısı mı aşağısı mı? Bak 4'ten büyük olmasını istiyorum. Yani o zaman yukarısı olacak tabii ki. Yani ben burada da tabii eşitlik olduğu için kesikli kullanmadım. Bu şekilde arkadaşlar bir kısmı taramış olacağım. Bundan büyükler geçecek. C'ye geldik şimdi. C şıkkına. C şıkkı arkadaşlar önemli. Neden önemli? C için ben şunu yazacağım. Y eşittir 2x. Bu doğruyu bilmemiz lazım. Bu doğru da x'e 0 verdiğinde y'si de 0 olur. Yani bu ne demek? Orijinden, yani başlangıç noktasından geçiyor. Peki işte burada orijinden geçen bir doğru düşünecek olursak C şıkkında orijinden geçecek bir doğru. Şimdi orijinden geçen doğru şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bu şekilde de olabilir. İşte bunu bağlayacak, bunu belirleyecek kısım x'in önündeki katsayı. Eğer x'in önündeki katsayı pozitifse sağa yatık, yani şu şekilde olacak. Ve negatifse de sola yatık olacak arkadaşlar. Bunu sildim ve sağa yatık olmuş olacak arkadaşlar. Ben ne istiyorum dikkat? Y büyüktür 2x. Yani y'nin doğrunun yukarısına tarayacağım. Yani doğrunun yukarısı. Ama bu çizgi dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kesikli olacak çünkü eşitlik yok. Bunu kesikli olarak çevirelim. Ben göstermek için şimdi şey yaptım. Hop hop hop. Şöyle olacak arkadaşlar. Hop. Bu doğrumuz şu şekilde gelmiş olacak. Şurayı silelim. Hop. Tamam ya, anladık değil mi? Kesikli olarak göstereceğim arkadaşlar. Burayı sırasından geçmiş olacak. Geliyorum. Denklem ve eşitsizliklerin analitik düzenle gösterilmesi kısmında yanında bulunsun kısmında arkadaşlar. Şimdi bakın x sıfırdan büyük demek. X sıfırdan büyük demek x'in sağ tarafı demek. X sıfırdan küçük demek x'in sol tarafı demek. Y sıfırdan büyük demek y'nin x'in yukarısı, yani bu taraf arkadaşlar yukarısı. Bakın y'nin pozitif olduğu yer ya yukarısı. Y'nin sıfırdan küçük olduğu yer aşağısı olmuş oldu. X k'dan büyük eşittir. K pozitif bir sayıysa x eşittir k'yı çizdikten sonra dikkat sağ tarafını alıveriyorum. X k'dan küçük eşit k'yı çizdikten sonra arkadaşlar sol tarafını alıveriyorum. Y k'dan büyük eşit. Bak k'yı çizdikten sonra yukarısını alıyorum. K'yı çizdikten sonra aşağısını alıyorum arkadaşlar. Y büyük eşittir x. Burası önemli yine. Y büyük eşittir x'i kullanmak için burada y büyük eşittir x'i, x eşittir y doğrusunu çizmemiz gerekiyor. Y eşittir x veya x eşittir y doğrusunu çizmemiz lazım. Bu da yine orijinden geçen x'in yanı 1 olduğu için sağ yatık bir doğru. Eğer bunun arkadaşlar y büyüktür kısmı olursa yukarısı, yani bu taraf arkadaşlar tanınacak.
y küçüktür olursa aşağısı aranacaktır diyebilirim. Yanında bulunsun diyoruz arkadaşlar. Birinci dereceden 2B bilinmeyenle eşsizlik sistem. Sistem ne demek? Birkaç tanesi olacak. Birinci dereceden 2 bilinmeyenli eşsizlikler aynı anda aynı değişkenlere bağlı olmak şartıyla 2 veya daha fazla verilirse eşsizlik sistemi diyormuşuz arkadaşlar. Bunların çözümleri için ayrı ayrı çözüyoruz öncelikle. Aynı burada öğrendiğimiz gibi. Sonra da hepsini taradıktan sonra ikisinin de taradığımız kısımları alacağız ve ortak olan kısım bizim arkadaşlar çözüm kümemiz olacak. Örnek 4'ü çözüyoruz. Öncelikle birincisi için. Neyi çizmemiz gerekiyor? Y eşittir 3x artı 9'u bir çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. X'e 0 verdim. Y'si 9. Y'ye 0 verdim. X'i kaç geldi? Eksi 3 geldi. Bunu çizeceğiz. Şuraya yan tarafa bir tane koordinat eksenimizi koyalım. Burada hallederiz arkadaşlar onu. X'e 0, Y'si 9 demiştik. Neyle çizelim? Şöyle öncelikle bunu gösterelim. Y'si 9. Y'ye 0, X'i eksi 3 demiştik. Burası da eksi 3 olsun. Yeşille gösterelim. Bakın eşitlik olduğu için ben bunu kesikli çizmedim. Ve neyi istiyorum bir de? X'in 0'dan büyük olduğu yerler. Bakın gözümün önündeymiş. X'in sıfırdan büyük olduğu yerler nereler? Bakın bunları böyle isimlendirirsem birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Bu isimlendirme önemli, ileride çok işimize yarayacak. Ve dördüncü bölge olarak isimlendirdiğimde arkadaşlar 1 ve dördüncü bölgede ne olmuş oluyor dikkat edersek X sıfırdan büyük olmuş oluyor. Yani ben ikisini de alacağım. Öncelikle bu dursun. Zaten bunun kısmını biliyoruz. Bunu neyle gösterelim? Maviyle gösterelim. Şunu biraz daha uzatayım arkadaşlarım. Buraya geldiğimde maviyle ikinciyi çiziyorum. Hop, 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 hop. Biraz daha büyütelim mi boyutunu? Evet, boyutunu büyütelim. Daha güzel olsun. Hop, hop, hop. Şöyle bir kısım arkadaşlar. Bu ikinciyi çizdim. Şimdi turuncuyla da ilkini çizelim. Yani y büyüktür. Bak büyüktür dediği için yukarısını çizeceğim. Bunun yukarısını. Yani hop, 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 hop. Şurası aşmayacak arkadaşlar. Hop, şöyle yaparsam daha iyi olacaktır. Burada. İkisinin ortak olan kısmı neresi oldu? Şu koyu kısmı oldu arkadaşlar. İşte bu kısım bizim çözüm kümemiz diyebiliyoruz arkadaşlar. Şıklarda bu kısmı bulup işaretliyoruz. Buna geldik şimdi. Dik koordinat sisteminde sisteminin çözümünü. Önce ilkini. Bir x'e 0 ver burada. X'e 0 ver. Y'si 5. Gördüğünüz üzere. Y'ye 0 verdim. X'i 4. Bunu çizelim öncelikle arkadaşlar. Koordinat düzlemimizde. Sonra ikinciyi de çizeriz. Y'si 5 dedik. Şurası 5 olsun. Ondan sonra X'i 4 dedik arkadaşlar. Burası da 4 olsun. Bunu morla göstereyim. Morla bunu çizdim. Tamam bu 1. İkinciye geldik ama bunu kesikli çizmemiz gerekiyor. Çünkü eşitlik yok arkadaşlar. O yüzden bunu kesikli çizdim. İkinciye baktım. X'e 0 verdiğimizde burada eksi 3 y eşittir eksi 12'den y 4. Y'ye 0 verdiğimizde arkadaşlar x eksi 3 gelecek. X'i eksi 3, y'yi de 4. Bu da burada. Bunu da kırmızıyla çizelim. Eşitlik var mı? Evet var. O yüzden kesikliğe gerek yok. Bu şekilde çizdik. Şimdi ilk kısmında arkadaşlar sıfırdan bakın y kısmı nerede burada? Bunu bu tarafa attığımda hop y küçüktür kısımda kaldı. O yüzden aşağısını tarayacağım. Yani morun aşağısını tarayacağım arkadaşlar. Morun aşağısını tarayacağım. O yüzden moru aldım. Bu şekilde bir tarama gerçekleştiriyorum. Şu şekilde diyebiliriz arkadaşlar morun olduğu kısım.
Gösterdi şöyle. Vur. Tamam. Şimdi diğerine geldim arkadaşlar. Onu da kırmızıyla gösterelim. Burada da y küçüktür tarafta mı kalıyor yine? Hayır, şöyle bunu bu tarafa atarsam, bak bunu bu tarafa atarsam y'yi pozitif yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden yukarısı gelmiş oluyor. Yani y'yi bu tarafa attığımda 4x artı 12 küçük eşittir 3y. Bak y nerede? Pozitif oldu önü ve yukarısında. O zaman ben burada yukarıyı tarayacağım. Kırmızıyı aldım arkadaşlar. Şu şekilde taradım. Şimdi ortak olan yer gözünüzün önünde. Bak şurası. Şurası ortak geldi. Kırmızı da burası. Ve neyi istiyorum? Aynı zamanda arkadaşlar x çarpı y'nin sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Yani ben aslında bak buradaki kısımda x çarpı y'nin sıfırdan küçük olduğu yer neresi şurada gördüğümüzde? Bakın x çarpı y'nin sıfırdan küçük. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olarak isimlendirirsem burası mesela x de pozitif, y de pozitif, x çarpı y sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Burada x negatif, y sıfırdan büyük, x çarpı y sıfırdan küçük diyebiliriz. Burada ikisi de negatif olduğu için x çarpı y sıfırdan büyük diyebiliriz arkadaşlar. Burada da x çarpı y sıfırdan küçüktür diyebiliriz. Yani benim buradaki ortak boyu kısmında sadece ikinci bölgeyi alacağım arkadaşlar. Sadece ikinci bölgeyi. Birinci bölgede çünkü x çarpı y sıfırdan büyük. O yüzden şöyle maviyi alırsak sadece arkadaşlar şu kısım olacak. Bu biraz karmaşıklaştı. Yani şurayı iptal edeceğiz arkadaşlar. Buradaki koyu olan kısımda. Diğer kısım bizim cevabımız olacaktır diyorum. Ha, şurayı iptal edeceğim. Edeceğim şöyle. Orayı bir sileyim. İyice karıştı. Ha, şurada cevabımız var zaten. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Evet, burada güzelce çizilmiş. Ben beceremedim. Özür dilerim. Beceremedim abi. Buradaki kesikli çizgi, buradaki diğer doğrumuz arkadaşlar. İkisinin de ortak olan. Çünkü tek tek yapınca şimdi silmesi, şeymesi zor oluyor arkadaşlar. Bakın bu kısmı normalde burası da vardı buranın içinde. Sonuncusu yani x çarpı y sıfırdan küçük olduğunu kabul ettiğimizde, bunu da eklediğimizde buraya iptal olmuş olacak arkadaşlar. Burası. Tamam mıdır?